Sana nasıl yardımcı oluruz diye
ricam şu, hepinizden ricam şu, inançlara saygılı, laikliği, inançlara saygılı, laikliği, cumhuriyetimizin değerlerini korumak ana görevimizdir. Çünkü inançlara saygı şudur, mübarek Ramazan ayı da bizim, Muharrem ayı da bizim, camilerimiz de bizim, cemevlerimiz de bizim. Şunu burada, Pendik'te, bütün yurttaşlarımın huzurunda şöylesine ifade etmek istiyorum. Bugün dünyada 50 İslam ülkesi içerisinde demokrasiyle, bağımsızlıkla, özgürlükle yönetiliyorsak, 50 İslam ülkesi içerisinde inançlarımızı özgür bir şekilde yaşıyorsak, bunu Çanakkale'de, birinci İnönü'de, ikinci İnönü'de, Sakarya'da, Kocatepe'de mücadele veren Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına borçluyum. Sevgili kardeşlerim, burada konuşan ses, burada konuşan ses, zannetmeyin ki Mustafa Sarıgül'ün sesi, burada konuşan ses, hakkın sesi, hukukun sesi, adaletin sesi, burada konuşan ses, Bülent Ecevitler'in sesi, burada konuşan ses, İsmet İnönü'nün sesi, burada konuşan ses, burada konuşan ses, Mustafa Kemal Atatürk'ün sesi. Şimdi hepinizden ricam şu, büyük bir kampanya başlıyor, büyük bir mücadele başlıyor. Bu mücadelede ana felsefemiz şu olacak: hiçbir zaman rakiplerimizin aleyhinde konuşmayacağız, demokrasi bayramı diyeceğiz. Çünkü zayıf fikir agresiftir, güçlü fikir rahattır. Seçimi kazanacak olan sizsiniz. Konuşanlar konuştu, bundan sonra siz konuşacaksınız. Bizim üzerimize çok gelecekler. Bize yapmadıklarını bu arabayla için otobüsleri geçirin. Bize yapmadıklarını bırakmayacaklar. Ölüyü bıraktılar, tövbe estağfurullah. Diriyi bıraktılar. Türkiye'nin neresine giderse gitsin İslam yoldan bahsediyorlar. Çünkü ateş bacayı sardı. Ateş bacayı sardı. Peki. Sevgili kardeşlerim, şöyle diyorlarmış, şöyle diyorlarmış büyük şehrin önünde: beni kötülemek için, karalamak için Muhtar Sarıgül diye bağırıyorlarmış. Ben de buradan ona şöylesine bir cevap veriyorum: demokrasinin ilk basamağı muhtarlarımızdır. Evet, önce Allah'ımın, sonra yurttaşlarım oyuyla İstanbul Belediye Başkanı ben olacağım, ama benim başkanım muhtarlarım olacak. Selam vereceğiz, selam vereceğiz, selam alacağız, selamda rahmetin olduğunu unutmayacağız. Komşusu açken tek olan bizden değildir. Komşularımızla ilişkilerimizi muhteşem bir noktaya taşıyacağız. Buradan bütün muhtarlarımız
sesleniyorum. Mahallelerde, köylerinizde, beldelerinizde, bütün evleri dolaşın. O evlerdeki tencerelerde et kaynıyorsa daha çok kaynasın. Ama dert kaynıyorsa Sarıgül burada. Bütün yurttaşlarımızla beraber olacağız. Sizden ricam şu, 3 tane yurttaşımızla konuşmanızı ve büyükşehir için, ilçemiz için ikna etmenizi rica ediyorum. Bir kardeşim, 3 kişiyi ikna edeceksiniz. Ondan sonra şunu unutmayın ki, İstanbul'da 20 yıldan beri süren bir yönetim var. Yoruldular. Heyecanları kalmadı, enerjileri düştü. 20 yıllık bir süreç ama sorunlar ortada duruyor, çözümler yok. Sorunları ve çözümleri hep beraber önümüzdeki günlerde konuşacağız. Ama şunu sizden rica ediyorum, sakın ha sakın kavga etmek yok, bağırmak yok, çağırmak yok. Şunu unutmayın ki, şunu hiçbir zaman unutmayın ki, onlar artık batan güneş, doğan güneş burası. Hiç merak etmeyin. Şimdi 90 yıllık, bakın bir şey söyleyeyim. Dünyada iki tane siyasi parti var. Bir tanesi Alman Sosyal Demokratları, SPD. SPD'nin kurucu Genel Başkanı Willy Brandt, Allah rahmet eylesin, Türkiye'mizde de 90 yıldan beri dimdik onuruyla, şerefiyle, duruşuyla, ilkeleriyle ayakta duran tek partimiz var. O da Cumhuriyet Halk Partisi. Sokaklara tuttukları belli adamlarla yazılar yazdırıyorlar. O yazıların altına da başka siyasi partinin utanmadan, sıkılmadan amblemini koyuyorlar. Burada onlara sesleniyorum. Durduramazsın beni, susturamazsın beni.
susturamazlar bizi. Sevgili kardeşlerim, buradan ayrıldıktan sonra Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayacağım. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na şu sözü söyleyebilir miyim? Sayın Genel Başkanım, Pendik'te İstanbul'da kazanıyoruz, zamanı geldi diyebilir miyim? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? İstanbul için yere çıkmanın zamanı geldi mi? O zaman şunu yapacağız. Özellikle emeklilerimiz. Özellikle çalışan annelerin çocukları için kreşler, özellikle huzur evleri, özellikle spor merkezleri, özellikle sağlık merkezleri, bütün hemşeri devletlerimiz ve İstanbul'un çilesi haline gelen ulaşım konusundaki çözümlerimizi, projelerimizi önümüzdeki günlerde tek tek yurttaşlarımızla paylaşacağız. Projelerimizi anlattığımız zaman, çözüm önerilerimizi sunduğumuz zaman yurttaşlarımız diyecekler ki Sarıgül ve Cumhuriyet Halk Partisi sorun üretmeye değil, çözüm bulmaya geliyor. Sevgili gençler, sevgili gençler, sevgili gençler, sizler vereceğim şu sosyal medyada, Twitter'da özellikle desteğinizi, yaratıcı, yenilikçi, demokratik fikirlerinizi bekliyorum. Çünkü yandaş gazetelere bakıyorum. Allah razı olsun. Önce %25 dediler. Sonra %30'u gidediler. Sonra %33 dediler. Şimdi baktılar ki yalanları ortaya çıkacak. 38'e kadar çıkarmışlar. Ben size şunu söyleyeyim. Gerçek sonuç. Gidin, onu ziyaret edin. Bir yaşlı büyüğümüzü gördünüzse mutlaka onun önünü açın. Mutlaka otobüsteyseniz ayağa kalkın ve o büyüğümüze yol verin. Çünkü Cumhuriyet Halk Partili olmak bunları gerektirir. Bacılarımıza, kardeşlerimize sesleniyorum. Sizden ricam şu, yıllarca ve yıllarca önce çocuklarınızın, sonra torunlarınızın beşiklerini siz salladınız. İstanbul'u sallamaya hazır mısınız? İstanbul'u sallamaya hazır mısınız? İstanbul'u sallamaya hazır mısınız? Nereden geldiler? Nereden geldiler? Nereden gidecekler? Gitme vakitlerine ne kadar kaldı biliyor musunuz? 15 ay 30 saat sonra Taksim Meydanı'ndayız. Tam 15 ay, 15 hafta, 15 hafta aylar geldi. 15 hafta 30 saat. Çünkü biz kaç aydan geliyoruz? 120 aydan geliyoruz. 30 aya düştük. Şimdi 30 saat kaldı. 30, 15 hafta sonra inşallah ve inşallah 15 hafta 30 saat sonra büyük gün için orada olacağız.
konuşma var ama onu burada yapmıyoruz. Benim sizden ricam şu, İstanbul'da kin dönemini, nefret dönemini, ötekisi olan anlayış dönemini bitiriyoruz. Diyorlar ki biz İstanbul'un ve Türkiye'nin sadece bize oy veren %50'sini, %30'unu, %40'ını, %50'sini deyip inşallah %100'ünü kucaklayacağız. Sizlerden ricam şu, ben bu meydanda bulunan siz kardeşlerimin haklarını, hukuklarını sonuna kadar koruyacağım. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki, bu meydanda bulunmayan AK Parti'ye oy veren, diğer siyasi partilere oy veren kardeşlerimin de haklarını, hukuklarını koruyacağım. Hiçbir endişeniz olmasın. Hiçbir endişeniz olmasın. İstanbul'daki servisçilerin sorunlarını biliyorum. Plaka tatil beklediklerini biliyorum. İstanbul'daki motorlarımızın sorunlarını, esnafımızın sorunlarını, taksici esnafımızın sorunlarını hepsini biliyorum. Hiçbir endişeniz olmasın. O sorunları bir bir çözmeye geliyorum. Hiç merak etmeyin. Gençlik kolu başkanımızı, ilçe başkanımızı buraya almak istiyorum. Sizleri çok seviyorum ama Allah çalışana verir. Lütfen buradan ayrıldıktan sonra birinizden ricam 3 kişiyi ikna etmenizi rica ediyorum. Kadınlarımıza güveniyorum. Gençler, sandıkları size emanet edeceğim. Sandıklarda geçen seçimlerde biliyorsunuz gece saat 12'de zayıf oldukları yerde elektrikleri kestiler. Bakın size bir şey söyleyeyim. Hükümdar adilse kanuna gerek yok. Hükümdar adil değilse 500 tane de kanun yapsan o kanunları, o sandıkları siz koruyacaksınız. Çalışa kazanacağız. Hiçbir endişeniz olmasın. Sayın Başkanım rahatladık. Allah'ın yüzümüze baktı. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. El ele, kol kola, omuz omuz olacağız. Çünkü yurttaşlarımız bilir ki Sarıgül ayrım yapmaz. Sarıgül ayrım yapmaz. Ama Sarıgül hakkını da, vatandaşın hakkını da kimseye unutmaz. Bu duygularla hepinizi
Cumhuriyet tarafına, bu memurlarla hepinizi binlerce emek adına, binlerce yürek adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Işığımız